İstanbul'da da hanımlar böyle dedi, grup halinde dedi işte mübarek yerlere gidiyoruz falan. E, seferi olmayan mesafeler gidilebilir müştereken. Ama dedi de diyorlar mahremim yok caiz değil. Şey bile mesela İstanbul'dan Bursa'ya gitmeye kalsalar hanımlar grup halinde o da caiz değil. İstanbul'dakiler Bursa'ya gelse veya Konya'dakiler veya Eskişehir'dekiler seferlik mesafesi çünkü. Caiz değil. Yanlarda mahremi olmadan gelemezler. Haramdır günahdır. Efendim gelen diğer dinleyicimizin suallerine. Bu işin şeyi yok değil mi? Özür dilerim hocam. E, yani biz oraya iyi bir şey için gidiyoruz. E, türbe ziyaret edeceğiz. Ne bileyim Umre'ye gideceğiz. Hacca gidiyoruz. Kabe-i Şerif'i göreceğiz. Mübarek yerleri ziyaret edeceğiz. Bu bahane midir? E, mazeret midir veya? Bu mazeret değildir. Çünkü hüküm kesin ve nettir. Hacca da gidemez. Hac farz olan bir ibadet. Ve Fıkıh kitapları eda ve vücut şartlarını bildiriyor. Mesela Müslüman bir hanım için de yanında mahremi olma şartını getirmiş. Bu yoksa o kadına haç farz olmuyor. Efendim bir milyon parası var. Yüz milyon olsun isterse. Ona farz olmuyor. Şartlardan biri yok. Yok. Bu, ama efendim filan feşmeken. Ya arkadaş adam yirmi beş yaşında. Akıl yok. Bulu tamam, 25 yaşında. Bu ermiş. Ama buna namaz da farz değil, oruçta da farz. Nasıl olur efendim? Ya namazın da da farz olması için diyor ki Müslüman olacak, akıllı olacak, buluğu çağında olacak. Bunda sadece buluğu şart var, diğer ikisi yok. Akıl yok. Akıl olmayınca zaten hepsi gidiyor. Müslümanlıkta yok. Tabii Müslümanlık yok. Mesul değil. Yani. Mesul değil. Yani. Mesul değil. allah Teala onu emir etmiyor. Çünkü bir kimsenin bir şeyde mesul olabilmesi için o şartlar mesela kafire niye namaz kılmadın? İn, i̇man etmesi farz önce ona. İman eden için bu şartlar devreye giriyor. Müslüman olacak, akıl olacak, bunu uçağında olacak diye. Ondan sonra devreye giriyor o. E sen şimdi aynı şekilde kitaplarda böyle açıkça yazıyor. Ama benim niyetim. Burada niyet demiyor. Burada niyetli mi? O zaman İmam Rabbani Hazretleri'nin bir talebesine söylediği söz devreye giriyor. İşte efendim buna haram e, dememeli falan filan deyince fırçalamış. Yarın buyurmuş. Her harama bir kulp bulduktan sonra o zaman zina eden de diyecek ki arkadaş ben kötü niyetle yapmadım bunu. Yani tecavüz niyetiyle yapmadım bunu. İçkiyi de aynı şekilde böyle aynı şekilde sarhoşun bile, niyetiyle yapmadım bunu. Hırsızlığı da çoluk çocuk aç kalmıştı da, onu niyetle yaptım. Bir kötü niyetim yok. Eve girip de adamları öldürüm öldürürüm falan öyle bir niyetim de yok falan filan. E kalkarsan adam öldürmeye de adam şey yapar. Ya hastaydı zaten çekip duruyordu onun için öldür Ya da yaşlıydı Tabii. falan değil mi? Yani çekip durmasın onun için öldür. Psikolojim bozuktu. Rahatladım onu öldürünce. Rahatladım. Rahatlamak için adam öldürdüm. <laughs> yani her ha. şeye bir bulursunuz diyor o zaman. İmam-ı Rabbani Kutuz Hazretleri. Doğru. Olmaz o. Dolayısıyla İmam-ı Rabbani Hazretleri de bildirmiş Kutuz Hesteri, bütün fıkıh kitaplarında e, Hüseyin Efendi Saadet Ebedi kitabını bunlar almış. Orada buyuruyorlar ki iyi niyetle haramlar haram olmaktan çıkmaz. İyi niyetle farzlar da aynı şekilde farz olmaktan çıkmaz. İyi niyetle de farz olmaktan çıkmaz. Dolayısıyla farz farzdır, haram haramdır, mekruh mekruhtur. Ee, ölçü bellidir. On, onun iyi niyeti olmasın.